Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Keletli köyünde içme ve sulama şebekesine atık su karıştığı iddiasıyla Gaziantep Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunuldu. Gaziantep Adliyesi'ne gelen bir grup Keletli Köyü sakini Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların köyden geçen Nizip çayına atık su bıraktığı gerekçesiyle tarım arazilerinin ve köy sakinlerinin sağlıklarının bozulduğu iddiasıyla savcılığa müracaat etti. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Keletli Köyü Muhtarı Mustafa Taş, atık sulardan dolayı köydeki doğal kaynakların zarar gördüğünü iddia ederken atık suların yarattığı kirliliğin ceviz ve diğer meyve ağaçlarını kuruttuğunu ifade etti. Başpınar Organize Sanayi'nin atık sularını köyümüzün doğal kaynaklarını heder ettiğinden dolayı, insanlarımıza zarar verdiğinden dolayı, ağaçlarımızın kuruduğundan dolayı biz Adaklı köy olarak akabinde de 30 köy olmak üzere Organize Sanayi Müdürlüğü'nü ve İl Çevre Müdürlüğü'nü suç duyurusunda bulunmak üzere buraya geldik. Atık sular nedeniyle tarım yapamaz hale geldiklerini de öne süren Muhtar Taş, köylünün neredeyse aç kaldığını belirtti ve ya bizim köyümüzün yerini değiştirsinler ya suyu kessinler. Biz su istemiyoruz, bizim suyumuz bize yeter, bizim devlet büyüklerinden isteğimiz budur diyerek serzenişte bulundu. Köyümüzde şimdiye kadar bu sulardan, bu kimyasal maddelerden dolayı 28 kişi vefat etti. Hala şu anda köyümüzde 14 kişi kanser hastası olarak yatıyor. Keletli köyü sakinlerinden Mustafa Keser de söz konusu kimyasal atıklardan dolayı 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin de kanser hastası olduğu iddiasında bulunurken Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Çevre İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Sularımız, kaynak sularımız, ceviz ağaçlarımız, meyvelerimiz, bizim köyümüzün gelir kaynağı sebze meyvecilik, cevizcilikti. Hiçbir şey kalmadı. Köylümüz neredeyse aç kaldı. Ya bizim köyümüzün yerini değiştirsinler ya suyumuzu kessinler.